Mutlu akşamlar. TRT 1 Ana Haber başlıyor. Ben Ersoy Dede. Değerli izleyenler, Rusya Ukrayna'nın liman kenti Mariupol'ü ele geçirdiğini duyurdu. Kentteki Azovstal metalurji fabrikasında ise henüz tam anlamıyla kontrol sağlanabilmiş değil. Moskova gece boyunca Ukrayna genelinde binden fazla hedefi vurduğunu ilan etti. Ukrayna'nın Azak Denizi kıyısındaki stratejik kenti Mariupol, savaşın başından bu yana Rusya'nın hedefinde. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu, kentteki son duruma ilişkin devlet başkanı Putin'e bilgi verdi. Azovstal metalurji fabrikası dışında kentin tamamında kontrolün sağlandığını bildirdi. Shoigu'nun verdiği bilgiye göre fabrikadaki Ukraynalı savaşçı sayısı 2000'den fazla. 1478 savaşçı da teslim oldu. Putin ise Mariupol'ü ele geçirmenin bir başarı olduğunu söyledi. Azovstal'a baskın planının iptal edilmesini, bölgenin ablukaya alınmasını istedi. Rus lider, Azovstal'dan gönüllü ayrılanların can güvenliğinin sağlanacağını belirtti. Kiev ise sivillerin tahliyesi için insani koridor açılmasını talep ediyor. Ukrayna'nın diğer kentleri de ateş altında. Rusya Savunma Bakanlığı gece boyunca 1001 hedefin vurulduğunu duyurdu. Silah ve mühimmat depolarının Smerç füzeleriyle hedef alındığını bildirdi. Ukrayna ordusu saldırılar karşısında direnişini sürdürüyor. Ülkenin doğusunda bir gün içinde 9 saldırının püskürtüldüğü açıklandı. Şimdiye kadar 934 yerleşim biriminin Rus ordusundan kurtarıldığı kaydedildi. Rus ordusunun geri çekildiği yerleşim yerlerinden Borodyanka'da 9 cansız beden bulundu. Ukrayna polisi işkence izlerine rastlandığını kaydetti. Savaşın kurbanı olan çocukların sayısı da artıyor. Ukrayna Başsavcılığı verilerine göre şimdiye kadar 208 çocuk öldü, 376 çocuk yaralandı. Bombardımanlarda 1141 eğitim kurumu hasar gördü, bunlardan 99'u tamamen yıkıldı. Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Oleksiy Arestovich, şu anda Ukrayna'da yaklaşık 90 bin Rus askerin bulunduğunu söyledi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı da şimdiye kadar 21 bin Rus askerin öldürüldüğü, Rus ordusuna ait 829 tank, 172 uçak ve 151 helikopterin imha edildiği bilgisini paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mavi Vatan 2022 tatbikatı seçkin gözlemci gününde konuştu. Gündeminde Akdeniz'in soğuk suları arasında ölüme terk edilen sığınmacıların durumu vardı. Cumhurbaşkanı, sahil güvenliğimiz yüz binlerce canı karanlık sularda boğulmaktan kurtardı dedi. Kendilerini gelişmiş, modern, çağdaş addeden ülkeler sığınmacıları denizlerde ölüme terk ederken, hatta botlarını batırarak tahammüden öldürmeye kalkarken biz deniz kuvvetlerimiz ve sahil güvenliğimizle yüz binlerce canı karanlık sularda kaybolmaktan kurtardık. Gündeminde düzensiz göçmenleri denizlerde ölüme terk eden Yunanistan ve batılı ülkeler vardı. Türkiye'nin diğer ülkelerden farklı olarak mazlumların yanında olduğunu söyledi. Bizim ordumuz tüm unsurlarıyla vatan savunması yanında pek çok yerde dünyanın en kapsamlı insani yardım operasyonlarını da yürüten bir askeri güçtür. Ukrayna'dan Libya'ya, Afrika'dan Orta Asya'ya kadar kriz bölgelerinde yürüttüğümüz insani kurtarma ve yardım operasyonlarıyla dünyanın takdirini kazandık. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Mavi Vatan 2022 tatbikatının seçkin gözlemci gününe canlı bağlantıyla katıldı. Türkiye'nin bölgesinde güçlü deniz kuvvetine sahip olmasının önemine dikkati çekti. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olan Türkiye'nin güçlü bir deniz kuvvetine sahip olması tercih değil, zorunluluktur. Bunun için deniz kuvvetlerimizi hem araç, gereç hem personel bakımından sürekli geliştirmeye, vatan savunmasına en üst düzey katkıyı vermeye hazır halde tutmaya özel önem veriyoruz. Sözü Pençe Kilit Harekatı'na getirdi. Kahraman askerlerimiz halen Irak'ın kuzeyindeki terör unsurlarına yönelik kapsamlı bir harekat yürütüyor. Her karışı şehit kanlarıyla yoğrularak
vatan yapılan bu ülkenin bekası için vazife başında olan tüm kahramanlarımızı Rabbim korusun, esirgesin diyorum. Erdoğan, Mavi Vatan 2022 tatbikatını başarıyla tamamlayan tüm birlikleri tebrik etti. Lütfettiniz, talimattan bu istikamete çalışmamız diyeceğiz. Saygılar. Sağ olun. Jandarmamız Suriye'de ve Suriye sınır hattı Şanlıurfa'da çok önemli bir operasyona imza attı. Büyük şehirlerde bombalı hazırlığında olan iki terörist üzerindeki patlayıcılarla birlikte yakalandı. Saldırı emrinin Suriye Haseke'de bulunan bir üst düzey örgüt mensubundan geldiği ortaya çıktı. Türkiye'de sansasyonel bombalı eylem yapma hazırlığındaydılar. Ancak jandarma adım adım takipteydi. İki terörist başarılı operasyonla kıskıvrak yakalandı. Terör örgütü PKK-YPG bir grup teröriste bombalı eylem yapmaları için özel eğitim veriyordu. Hedefte ise büyük şehirler vardı. Teröristlerin yasa dışı yollarla yurda sokulacağı bilgisi üzerine Jandarma İstihbarat Komutanlığı çalışma başlattı. Özel ekip eylem hazırlığındaki iki teröristi tespit ederek takibe aldı. Suriye ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı. Biri Rasulayn'da, diğeri Ceylanpınar'da olan iki terörist yakalandı. Üzerlerinde ise metropollerde düzenleyecekleri saldırıların patlayıcıları vardı. Yakalanan teröristlerin keskin nişancı, mayın döşeme, istihbarat toplama ve sabotaj eğitimleri aldıkları bilgisine ulaşıldı. Eylem talimatının ise Suriye Haseke'de bulunan üst düzey bir örgüt mensubundan geldiği belirlendi. Operasyonda örgüt mensuplarına patlayıcıların taşınması konusunda yardım eden 7 şüpheli de gözaltına alındı. Bombalı eylem hazırlığındaki teröristlerin Suriye'deki harekat bölgelerinde bulunan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik birçok bombalı saldırının da failleri olduğu tespit edildi. Bu gece sabaha karşı İstanbul Gazi Osman Paşa'daki TÜGVA binası bombalı saldırının hedefi oldu. Haftalardır asılsız bir takım ithamlar, kumpas, düzmece belgelerle açık hedef haline getirilen TÜGVA'ya bu sabaha karşı EYP ile saldırdılar. O saldırıya dair iki görüntü var. O görüntüleri şimdi izleteceğim size. Hem bombanın yerleştirildiği ana dair bir görüntü var. İşte bombanın nasıl getirildiği ve nasıl yerleştirildiğini göreceksiniz. Hem de patlama anına ilişkin. Çok şükür can kaybı yok. İstanbul Gazi Osman Paşa'da TÜGVA ofisinin bulunduğu 5 katlı binanın yanında patlama oldu. Yıldırım düştüğünü falan düşündüm. Cama çıktık. Bütün mahalle komple zaten balkonlara. Burası komple duman altıydı zaten. Bombayı bırakan kişi ve patlama anı güvenlik kameralarına yansıdı. Saat 05.40'ı gösteriyordu. Bir kişi Hürriyet Mahallesi'ndeki TÜGVA binasının yanına gitti. Kimliğini saklamaya çalışan şüpheli o noktaya bir cisim bırakarak hızla uzaklaştı. 6 dakika sonra saat 05.46'da patlama meydana geldi. Bir patlama sesi döndüğünde beyaz bir duman çıktı buradan gördüm. Ondan sonra doğru gideceğime aşağı indik. Bayağı bir nutkum tutuldu. Böyle bir patlamayı zaten ben daha duymadım yani. Böyle bir patlamayı hiç görmedim. Patlayıcı bu noktaya bırakıldı ve dakikalar sonra da etkisini gösterdi ve 5 katlı binanın hemen girişinde bu hasar meydana geldi. Camlar kırıldı ve etrafa savruldu. Polis çevrede hızla güvenlik tedbiri aldı. Etrafta el yapımı patlayıcı parçaları bulundu. İlk incelemeye göre kullanılan bomba zaman ayarlıydı. Neyse ki saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. TÜGVA'nın camları kırıldı, binada hasar oluştu. Olayın ardından soruşturma başlatıldı. Polis, bombayı bırakan saldırganın kimliğini araştırıyor. Avrasya Tüneli motosiklet trafiğine açılıyor. Açıklamayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu yaptı. Buna göre 1 Mayıs'tan itibaren Avrasya Tüneli'nden motosikletler de geçecek. Motosiklet kullanıcılarımız için bir müjde daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Boğaz geçişine alternatif önemli bir geçiş olan Kazlı Çeşme ile Göztepe arasındaki güzergahta hizmet veren Avrasya Tüneli'nin sağladığı ayrıcalıktan bundan sonra motosiklet kullanıcıları da artık faydalanacak.
Avrasya Tüneli'ni Ramazan Bayramı'nın öncesinde 1 Mayıs itibariyle motosiklet trafiğini açıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Eski ABD Başkanı Donald Trump bir skandala imza attı. Katıldığı bir röportajı terk etti. Piers Morgan'a konuşuyordu Trump. 2020 başkanlık seçimi soruldu. Sinirlendi. Hem Morgan'a hakaret etti hem de bakın yayını nasıl terk etti. Eski Amerikan Başkanı Donald Trump uzun bir aranın ardından kameraların karşısına geçti. Ancak sinirlerine hakim olamadı. Trump, 15 yıllık arkadaşı İngiliz gazeteci Piers Morgan'ın yeni programı Sansürsüz'e konuk oldu. Hafta başında yayınlanacak 75 dakikalık programın 30 saniyelik tanıtımı, röportajda tansiyonun yükseldiğini gösterdi. Röportajda konu 2020 yılındaki Amerikan seçimine gelince ikili arasındaki tansiyon bir anda yükseldi. Morgan, başkanlık seçimini adil olarak niteleyip Trump'ı yenilgiyi kabullenmemekle eleştirdi. Bu diyaloğa sinirlenen Trump, gazeteciyi sadakatsizlikle suçladı, daha sonra röportajı terk etti. Washington'da Kongre binası üzerinde bir tek motorlu uçak güvenlik güçlerini harekete geçirdi, alarm çalıştı, güvenlik sistemleri devreye girdi. Sonra anlaşıldı ki bu olası tehdit olarak algılanan araç Hava Kuvvetleri'ne ait bir araçmış. Tek motorlu uçak Kongre binasının üzerinde uçtu, büyük panik yaşandı. Alarm verilirken Kongre binası boşaltıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da Kongre yerleşkesi üzerinde rapor edilen tek motorlu uçak endişeye yol açtı. Güvenlik tehdidi gerekçesiyle Kongre ile çevresindeki binalar boşaltıldı. Kongre polisinin yakın takibindeki uçağın bir süre sonra Amerikan ordusuna bağlı paraşüt ekibini taşıdığı anlaşıldı. İki paraşütçü Kongre yakınlarındaki National Park'a atlayış gerçekleştirirken Kongre'ye yönelik tehdit olmadığının anlaşılmasıyla alarm durumuna son verildi. Büyük bir vurgunun hikayesi gelecek şimdi ekranlarınıza. Ortalama büyüklüğü 30 milyonluk falan bir vurgundan söz ediyoruz burada. Bir kargo şirketi işlerimizi büyütüyoruz diyerek Türkiye'nin dört bir yanında çeşitli acentelerle anlaşma yaptı. Ve bu anlaşmalar karşılığında da o acentelerden teminat mektupları aldı. Normal şartlar altında işler oturana kadar ya da işte ihtiyaç hasıl olana kadar o teminat mektuplarına dokunmaması gerekiyordu. Oysa öyle olmadı. O teminat mektuplarıyla beraber sırra kadem bastı. Bize acentelik adı altında Saadet Zincir gibi, Çiftlik Bank gibi işleyiş güzel olacak dediler. Bize güzel vaatlerle, son model arabalar, işte şeylerle hepsine geldiler. Son model arabalar artık yok. Havalı şirket binası bomboş. İstanbul'da bir kargo şirketinin büyük umutlarla başlattığı iş serüveni vurgunla bitti. Kapıda ödemeler de dahil 30 milyonun üzerinde bir mağduriyet var. Şu an şirket yetkililere kaçak. İstanbul Sancaktepe'deki bu boş bina kısa süre öncesine kadar bir kargo şirketine aitti. Koronavirüs salgını sürecinde şirket genişlemeye gitti. Türkiye'nin dört bir yanında banka mektubu ve teminat belgesi karşılığında 130 acentelik anlaşma yaptı. Bize acentelik teklif ettiler. Biz de acentelik aldık bunlardan. Teminat adı altında 4.300 dolar gibi her acente başına para alıp bu paraları bize kullanmayacaklarını söylediler teminat bedeli olarak. Ama öyle olmadı. İddiaya göre önce şirket kapandı söylentisi çıktı. Ardından kargo firmasının yetkilileri acentelerin teminat bedellerini hesaplarına geçirip sırra kadem bastı. Yani şirket sahiplerinden hiçbirisine yetkililerine ulaşamayınca biz dedik şirkete gidelim. İşte Türkiye genelindeki arkadaşlarla toplandık ve bu şirkete geldiğimizde hurdaları bırakmışlar. Şirketten kimse yok, içini boşaltmışlar. Hem acentelerin hem de acentelerde çalışanların toplam zararı 30 milyon lira. Mağdurlar adli süreç başlatmaya hazırlanıyor. Alacağımız var, 3 aylık hak edişimiz var içeride. Yani yaklaşık şu anda benim 1 yıllık zararım 300 milyar. Malatya'da feci bir kaza yaşandı. Bir kız öğrenci yurdunda 20 yaşındaki bir genç kız 13 katlı binanın, yurt binasının 7. katından düşerek hayatını kaybetti. Sigara içerken dengesini kaybetti. 7. kattan düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti. 20 yaşındaki kız öğrenci Malatya'daki Beydağ Kız Öğrenci Yurdu'nda kalıyordu. Akşam saatlerinde pencereyi açtı. Çıktığı sandalyenin üzerinde sigara içerken dengesini kaybetti. 7. kattan yere çakıldı.
Olaya tanık olan arkadaşları yurt görevlilerine haber verdi. Sağlık ekipleri geldiğinde 20 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetmişti. Cenaze Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Genç kızın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul Kağıthane'de bir İETT şoförü direksiyon başında rahatsızlandı. Aracının kontrolünü kaybetti. Araç çok sayıda başka araca çarparak durabildi. Kaza anına dair güvenlik kamerası kaydı var. Onu izleyeceğim şimdi size. Şoförü kalp krizi geçirmiş diyor. Şoförü direksiyon başında fenalaştı. İETT otobüsü trafikte bekleyen araçların arasına daldı. Zincirleme kaza Kağıthane'de 4. Levent metrosu yakınlarında oldu. Sıkışık trafikte araçlar ilerleyebilmek için beklerken arkadan gelen İETT otobüsü araçlara çarpa çarpa ilerledi, kaldırıma çıktı. Kazayı oradan gelirken gördüm. Bir anda yolcular inmeye başladı, çıkış yaptılar. Şoför içeride ağzına şeyler geliyordu. İETT otobüsünün yanı sıra 6 araç kazada hasar aldı. Yalnızca otobüsün şoförü yaralandı. Kazanın sebebi ise saniyeler içinde anlaşıldı. İETT otobüsünün şoförü kavşaktan dönerken fenalaşmış, bu yüzden kontrolü yitirmişti. İlk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı sosyal medya hesabından paylaştı, öyle öğrendik. Tuzla'da temizlik işçileri çöpleri kaldırırken, yani çöp konteynerlarını araçlara boşaltırken inceden bir miyavlama sesi duyuyorlar. Bu miyavlama sesi bakıyorlar ki az önce döktükleri çöp konteynerinin içinden geliyor. İniyorlar o derinliklerine, çöplerin derinliklerine ve o iki yavruyu kurtarıyorlar. İşte o anlar geliyor ekranlarımıza. Bekir abi, buldum. Buldun mu? Yavrum be. Onlar iki küçük yaşamın yeniden hayata tutunmasını sağladı. Mustafa Atar ve Enes Kılıç, ikisi de Tuzla Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışıyor. Bir sokaktan çöp aldılar ve o çöpü çöp kamyonuna döktüler. Ardından şoför koltuğunun yanına gittiler ama arkadan ses geldi ve bakın o ses kime aitti? O ses kime aitti? Küçük yavrularımıza, kedilere aitti. Gel, gel. Tamam, tamam. Bir tane mi? Bir tane daha var. Bak bakayım, bak. Bak biraz daha bak oraya. Çöpe mi atmışlar yavruları? Çöpe atmışlardı. Hareket edemiyorlardı pislik içinde, sıvı içinde. Şu anda neredeler? Şu anda emin ellerdeler. Peki şimdi onlar neredeler? Bir tanesine belediyeden görevli bir çalışan sahip çıktı. Diğer yavru burada. Bakın Tuzla Belediyesi'nde sımsıcak bir odada ve ablamızın kucağında. O kadar tatlı ki masmavi gözleri var ve sarı. Alabilir miyim şöyle elime? İşte bakın dün belediye işçilerinin dikkati sayesinde hayatta kaldı ve şimdi yeni sahibini bekliyor. Kaç şişe süt içti? Şişe olarak değil de minimum olarak çok az içiyor ama sık sık içiyor. Bayağı içti. Adana'da bir kadın güpegündüz kapkaççıların saldırısına uğradı. Çantasını bırakmamak için epeyce direndi. Hatta yerlerde sürüklendi. Kapkaççıya ne o ne de yardıma koşanlar engel oldu. Yakalamaya çalıştım. Yanına bir atladım, yanımdan kaçtı, yakalamadı. Ben de peşine gittim. Peşinden gitti ancak kadını yerde sürükleyen kapkaççıyı yakalayamadı. Adana'nın Çukurova ilçesinde yaşayan kadın evine doğru yürürken bir binanın önünde durdu. Arkasından yaklaşan kapkaççı çantasını alıp kaçtı. Yere düşen kadın çevredekilerden yardım istedi. Ben binanın etrafında dolaşırken yardım edin çığlıkları duydum. O esnada kaza olduğunu hissettim. Yola doğru yöneldim. Baktım bir yaya. Eleman yani üzerime doğru geliyor. Ali Pekmez kapkaççının yolunu kesti. Durduramayınca peşinden de koştu. Ancak işe yaramadı. Otoban köprüsü var. Oradan Telöğüren'den içeri atladı. Otobanın altına girince gözden kaybettim. 155'i aradım. Bacağı kırılan kadın hastaneye götürüldü. Kaçan kapkaççı aranıyor. Sokakta park halindeki araçların işte hayalet göstergeleri, diğer teknik düzenekleri vesairenin çalındığı haberlerini ekranlarınıza getiriyorduk zaman zaman. Bu defa stepneler hedefte. Yine sokakta bir minibüsün stepnesi bakın nasıl çalındı.
Bak etraf kontrol ediyor. Biri gözcülük yaptı, diğeri çaldı. Gündüz vakti stepne hırsızlığı kameraya böyle yansıdı. Al be. Aman ya. İstanbul Sultan Gazi'de pazar günü öğle saatleriydi. Hırsızlar park halindeki minibüsü gözüne kestirdi. Hırsızlardan biri aracın altındaki stepneyi çıkarmaya çalışırken diğerleri hafif ticari araçta onu perdeledi. Bir yandan da etrafı kolaçan etti. Bak etrafı kontrol ediyor. Lastiği yerinden söker sökmezse araca binip uzaklaştılar. Al be. Aman ya. Onlar fark etmese de güvenlik kamerası olanları an be an kaydetti. Şimdi polis peşlerinde. Adıyaman'da 6 yaşındaki kız çocuğunun kafası ve ayağı pencere korkuluklarına sıkıştı. Ailesi kendi imkanlarıyla kurtaramayınca durumu itfaiye bildirdi. İşte o an. Oyun oynarken korkuluktan geçmeye çalıştı. Kafası ve ayağı sıkışınca yardımına itfaiye koştu. Adıyaman'da 6 yaşındaki Gülşen Vurucu evlerinin bahçesinde oyun oynuyordu. Küçük kız pencerenin demir korkuluğundan geçmeye çalıştı ancak kolu ve kafası sıkıştı. Ailesi kendi imkanlarıyla küçük kızı kurtaramayınca durumu itfaiyeye bildirdi. Mimar Sinan Mahallesi'ndeki eve giden ekipler Gülşen'i kurtarmak için yarım saat süren çalışma yürüttü. Demirler kesilerek çocuk sıkıştığı korkuluktan çıkarıldı. Korku dolu anlar yaşayan küçük kız annesine teslim edildi. Yunan özel kuvvetlerinden bir subay atlayışı sırasında paraşütü açılmadı, uçakta asılı kaldı. 5000 fitte korku dolu anlar yaşandı. Birer birer atlıyorlardı. Sıra ona geldiğinde paraşütü açılmadı, uçağa takıldı. 5000 fit yükseklikte asılı kaldı. Yunan özel kuvvetleri C-130 tipi askeri uçakta Rum kesimindeki Larnaka'dan paraşütle atlamak için havalandı. Subaylardan biri atlayışını yaparken paraşütü açılmadı. Dakikalarca uçağa asılı kalan subay kendi imkanlarıyla kurtulamayınca arkadaşları seferber oldu. Uçaktaki subaylar asılı kalan arkadaşlarını uçağın içine çekmeyi başardı. Rusya'nın başkenti Moskova'da bir tren istasyonunda bir kadın yolcunun ayağı kapıya sıkıştı. Durumu fark eden diğer yolcular adeta kadını kurtarmak için adeta zamanla yarıştılar. Trenden inmek için adım attı ancak ayağı kapanan kapının arasında kaldı. İstasyonda büyük korku yaşandı. Görüntünün adresi Rusya'nın başkenti Moskova. Ayağı sıkışan kadın yolcu platforma düştü. Diğer yolcularsa kadını kurtarmak için seferber oldu. Önce vagonun kapısını açmayı denediler, ardından kapıya vurarak trenin hareket etmesini önlemeye çalıştılar. Ancak başarılı olamadılar. Tren hareket etti, kadın yolcu da sürüklenmeye başladı. Makinist geç de olsa durumu fark etti, treni durdurdu. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Suudi Arabistan'da düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasına Türkler damga vurdu. Pek çok ülkeden çok sayıda yarışmacının katıldığı bu organizasyonda Sivas Şarkışla'da görev yapan İmam Hatip Muhsin Kara birinci oldu. Allahu Ekber, sesleriyle büyülediler. Okudukları ezanla yarışmaya damga vurdular. Suudi Arabistan'da düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i ve ezanı güzel okuma yarışmasına katılan Türk imamlar binlerce yarışmacıyı geride bıraktı. Eşhedü en la ilahe illallah. Televizyonda yayınlanan yarışmada Sivas Şarkışla'da görevli İmam Hatip Muhsin Kara ezan dalında birinci oldu. Kara'nın ezan okuduğu sırada Arap jüri üyesi duygu dolu anlar yaşadı. Yarışmada ikinciliği Emirgan Hamide Evvel Camii İmam Hatibi Alpcan Çelik kazandı. Çelik de sesiyle dinleyenleri büyüledi. Birinci olan Kara'ya 2 milyon, ikinci olan Çelik'e de 1 milyon riyal para ödülü verildi. Muhsin Kara yarışmanın ardından görev yaptığı Sivas Şarkışla'ya döndü. Dünyada ilk defa yapılan bir ezan yarışması ve Suud Krallığı tarafından yapılan bir yarışmada ülkemizi temsil ediyor olmak ve bu ülkede de birinci olmak
beni çok çok mutlu etti. Bir ilk yaşandı. Yani ilk defa uluslararası bir ezan yarışması düzenlendi ve bunun birincisi de ikincisi de bir Türk vatandaşı oldu. Bu çok tarif edilemez bir duygu. Yarışmaya 80 ülkeden 42 bin kişi katıldı. Yarışmacılar Uşak, Hicaz, Rast ve Sabah makamlarında ezan okudu. Nefes, üslup, mimik ve ses güzellikleri ayrı ayrı değerlendirildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Kara ve Çelik'i tebrik etti. Saygıyla huzurunuzdan ayrılıyoruz. Yarın nasipse yeniden buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın. Sevgiyle.